İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. İhracat geriliyor. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, iller arası ihracat rekabetinde Mersin'in son 20 yıldır gerileme sürecinde olduğuna dikkat çekerek, 1996-2015 yılları arasındaki 20 yıllık süreçte Mersin ihracatının %286 büyümüş olması bizleri yanıltmasın. Aynı dönemde ülkemizin yapmış olduğu ihracat %519 artış göstermiştir. Mersin ihracatındaki büyüme ülkemiz ihracatının yaklaşık yarısı kadardır. Bu veriler ilimiz ekonomisi açısından son derece kaygı vericidir dedi. Şehit aileleri konutlarına kavuştu. Tarsus ilçesinde belediye 68 şehit ailesine konut verdi. Şehit aileleri konutlarını noter huzurunda çekilen kura ile belirledi. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, belediye meclis salonunda şehit yakınlarıyla bir araya gelerek ikamet edecekleri konutlarının kuralarını çektirdi. Oda ve dernek başkanlarıyla belediye meclis üyelerinin hazır bulunduğu kura çekiminde duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları belediye başkanı Şevket Can'a ahde vefasından dolayı teşekkür etti. Yeni Güney Gazetesi. Arge daha hızlı geliştiriyor. Vali Özdemir Çakacak, Arge'ye daha fazla kaynak ayıran ve insan kaynaklarına yatırım yapan ülkelerin sosyoekonomik açıdan daha hızlı gelişip kalkındığını söyledi. İlçelerde engelsiz gezi. Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli öğrencilerin motivasyonunu artırmak için Anamur ve Aydıncık ilçelerine engelsiz gezi düzenlendi. Gezide öğrenciler Anamur ve Aydıncık ilçelerinin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek hem bilgi edindi hem de keyifli vakit geçirdi. Hakimiyet Gazetesi. Gönüllüler günlerini kutladı. Mezitli Belediyesi gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Menderes Mahallesi'nde bulunan gönüllü evinde bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdiler. Gönüllü evi sorumlusu Refika Afit Abduru, her kesimden gönüllülerin hiçbir menfaat beklemeden tamamen kendi istekleriyle iyilik yapmayı üstlenen kişiler olduklarına dikkat çekerek, gönüllülerini ortaya koymuş gönüllülerimizin ve gönüllü kuruluşlarımızın Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyoruz ifadelerini kullandı. Düğün salonunda dolar yaktılar. Doların hızlı yükselişiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dolarlarınızı bozdurun, altına ve Türk lirasına çevirin" çağrısına Mersin'de düğün salonu sahipleri sahte 1 dolarlık banknot yakarak destek verdi. Düğün salonu sahipleri bundan sonra düğünlerde dolar atılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Haberci Gazetesi. 6 gündür soğukta bekliyoruz. Akdeniz Kaymakamlığı önünde soğuk havada 6 gündür 100 lira yardım alabilmek için bekleyen Suriyeli sığınmacılar hala ödeme yapılmamasını eleştirerek güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine de tepki gösterdiler. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Mutlu ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi Gazi Kokulu Caddesi üzerindeki bir inşaatın 4. katında iskelede çalışan Mehmet Baylan, inşaatın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Güney Gazetesi. Mersin Emniyetinden ehliyet uyarısı. Mersin Emniyet Müdürlüğü son dönemde sosyal medya üzerinden yeni ehliyetlere ilişkin yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak vatandaşları uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde sosyal medya üzerinde sürücü belgesi alacak olan arkadaşlar 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 lira ücretle sürücü belgesi değişim yapılabileceği, aksi takdirde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tam teşekküllü hastanelerden
450-400 lira karşılığında sağlık raporuyla yenilemek zorunda kalacaksınız şeklinde haberler çıktığı belirtildi. Bu haberlerin hiçbir gerçeklik payı olmadığını ifade eden açıklamada, sürücü ve sürücü adaylarının sağlık raporları Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel sağlık kuruluşlarıyla aile sağlığı merkezleri tarafından verilmeye devam etmektedir denildi. Mersin'de torbacı operasyonu. Mersin'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.